Sultanım, kapıcı başı Mehmet Ağa geldiler. Sultanım. Mehmet Ağa. İşittim ki Sokollu derlermiş sana Enderun'da. Ailem Bosna'da Vişgrad kazasına bağlı Sokoloviç köyündendir. Bu yüzden öyle derler sultanım. Demek Bosna Hersek diyarındasın. Rüstem Paşa övgüyle söz etti senden. Onun yokluğunda işleri sen yürütecekmişsin. Paşa Hazretleri lütfetmişler. Vazifen mühim. Eğer başarırsan önün açılır. Rüstem Paşa gibi merdivenleri birer ikişer çıkarsın. Makam mevkii mühim değil sultanım. Takdirinizi kazanmak benim için hediyelerin en büyüğü olur. Şeyh Rüstem Fenerizade Efendi'nin vazifesinden ayrılmasını istiyorum. Malum üzere bunun iki yolu var. Ya hakkın rahmetine kavuşacak ya da azin isteyecek. Sence hangisi münasip? En doğrusunu siz bilirsiniz elbette. Ancak ben kendi arzusuyla ayrılmasını tercih ederim. Ben de öyle düşünmüştüm. Lakin bu imkansız. Tabii eğer buna mecbur kalmazsa. Herkesin sakladığı şeyler vardır sultanım. Bilhassa böyle makamlara sahip insanların. Arzu ederseniz tetkik edeyim. Eğer bir hataları var ise mutlaka bir iz bırakmışlardır. Ben de onu gün yüzüne çıkarırım. Yoksa? O vakit bir hata icat ederiz. Burası Divan-ı Hümayun'un eski evrak odası ağam. Öyle rastgele giremezsin. Keyfimizden gelmedik. Rüstem Paşa Hazretleri Bosna Hersek'e gitmeden bizzat mühür vurdular. Öyle söylesene. Aradığın evrak burada. Kesin. Şeyhülislam Efendi'nin tuttuğu bütün defterlerin nüshası. Verdiği bütün mülazametin kayıtları mevcut. Çok kalmazsın herhalde. Sen git yemeğini ye. Benim işim uzun. Hala burada mısın Sokollu? Kaç gündür bulamadın mı aradığını? Uykunda mı gelmez? Mezarda zaten derin bir uykuda olacağız. Hiç değilse bu dünyada gözümüzü açık tutalım. Thank you.
de Fenerizade'yi sütten çıkma ak kaşık sanıyorduk. Nasıl tutmuş bunları? Gözünden kaçmış olmalı. Malumunuz insanlar yükseldikçe kibirleri de onlarla birlikte yükselir. Burunlarının ucunu göremez olurlar. Biz onlardan olmayalım Sokollu. Bu meselede gösterdiğin gayret takdirimi kazandı. Lütfediyorsunuz sultanım. Fenerizade Efendi ile bir görüşme ayarlamamı arzu eder misiniz? Elbette. Ona yol vermenin vakti geldi. Allah sizden razı olsun Müftü Efendi. Beni kırmayıp buraya kadar geldiniz. Şeref duyarım sultanım. Nasıl yardımcı olabilirim? Azlinizi isteyerek mesela. Ne demek oluyor bu sultanım? Latifenizdeki manayı anlamadım. Latife etmiyorum Müftü Efendi. Sizden tek isteğim bu. Vaka başka da çareniz yok zaten. Mühür size ait. Öyle değil mi? Elimde bunlardan çok var. Ne hikmetse bu önemli vazifelere gelen şahısların hepsi sizin talebenizmiş. Nasıl oluyor bunu böyle? Bunu bir kadı ya da kaz asker yapmış olsaydı anında azledilirdi. Zira aleni ihtimas bu. Lakin sizi kimse azledemez. Eğer bu hadise işitilirse ne sizin itibarınız kalır ne de o kıymetli ailenizin. Zannederim böyle olmasını istemezsiniz. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Bilakis Müftü Efendi. Ben size lütfediyorum. İtibarınıza gitmeniz için bir fırsat veriyorum. Karar sizin.